Sevgili yükselen teraziler, 30 Kasım 6 Aralık arası burç yorumlarına hoş geldiniz. Niye yükselen teraziler dedim efendim? Çünkü biliyorsunuz astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Evet sevgili yükselen teraziler, Ay'a 30 Kasım'da gerçekleşecek İkizler Dolunay'ının etkisiyle başlıyoruz ki kendileri aynı zamanda bir ay tutulması efendim. Evet, ay tutulmaları dolunayla beraber olur. Şimdi ay tutulmalarının genel konusu nedir efendim? Sonlanmalar, bitişler. Özellikle duygusal konularda bazı bitişler ve sonlanmalar olabilir. Hem Aralık ayı başlarken hem de belki Kasım ayı biterken o etkiyi görüyor olabiliriz. Hani böyle çalışabilir. Onun haricinde tabii ki İkizler Burcu'ndaki bir ay tutulması aslında sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Bu da aslında bir döngüdür efendim. Yani sadece bu haftayla ilgili bir şey değil. Uzun zamana yayılacak bazı konuları anlatabilir. Birçoğunuzun hayatına 9. ev konuları nüksediyor olabilir. Şimdi 9. evin konuları çok geniş olduğu için örneklerle gideceğim. Mesela birçoğunuzun hayatına yurt dışı bağlantılı konular girebilir. İşte yurt dışına okumaya gideyim, ticaretim var, yurt dışı bağlantılı ticaret yapayım ya da gezmeye gideyim. Gerçi pandemi döneminde biraz zor o kısım ama. Evet, onun dışında uzaklarda yaşayan tanıdıklarınız, akrabalarınız, özellikle eşinizin akrabaları, onlarla ilgili bazı gündemler, onlardan gelecek haberler. Bunlar son derece dikkat çekici olabilir. Evet, bazılarınızın eğitim konuları olabilir. Bir eğitime başlamakla ilgili bir süreç önünüze gelebilir. Davalık konularınız varsa bunlar hızlanacaktır. Öyle söyleyeyim size. Ve tabii ki bazılarınızın da belki yayıncılık, sosyal medya vesaire böyle bir takım planları, hareketleri var. Zaten tanıtım, pazarlama ve ticari faaliyetler konusunda da bu ay tutulması gayet işlevli, onu söyleyebilirim. Yani orada gayet güzel gözüküyor. Evet, şimdi bu hafta çarşamba, perşembe, cuma Ay Yengeç Burcu'nda 10. evinizde. Demek ki kariyer ilişkileri ön plana çıkıyor. Üstlerinizde güzel görüşmeler yapabilirsiniz. Takdir toplayabilirsiniz. Kariyerle ilgili planlar yapıyorsunuz. Bir takım girişimleriniz var. Bunlar sanki dikkat çekiyor. Öte yandan böyle aile büyüklerimizle, sevdiklerimizle, böyle özellikle de aileyle vakit geçirmeler, onlardan gelecek haberler, bunlar son derece dikkat çekebilir. Bilhassa da perşembe gününü kaçırmayın. Bakın perşembe günü ay yönetici gezegeniniz Venüs'le üçgen açıda olacak. Bu da demek oluyor ki perşembe günü özellikle böyle daha iyimser, daha pozitif hissedebilirsiniz kendinizi. Ben olsam perşembe günü kesinlikle arkadaşlarımla buluşurum, sevgilimle buluşurum ya da evliyseniz eşimle bir şeyler yaparım. Oradaki etki gayet keyif verici açıkçası. Özellikle de kariyerle de ilgili bu arada. Bir şey yapmak istiyorsanız sevgili yükselen teraziler, perşembe gününü kaçırmayın, değerlendirin derim açıkçası. Evet, cuma günü biraz böyle öğleye kadar ay Jüpiter, Satürn ve Plüto ile karşıtlık yapacak. Demek ki cuma sabahına biraz depresif başlıyorsunuz sevgili yükselen teraziler. Biraz içe dönüyorsunuz, biraz duygusalsınız. Bu dikkat çekiyor açıkçası. Böyle bir mutsuzluk, bir emin olamama. Böyle belki de kariyer konularında da böyle biraz canınız sıkkın olabilir cuma sabahı. Ama yani bu geçici bir etki. Mesela cuma öğleden sonra hiç öyle değil. Bakın cuma öğleden sonra ay artık Aslan Burcu'na giriyor. Ve bütün hafta sonu ay Aslan'da, 11. evinizde. Müthiş. Demek ki cuma öğleden sonra arkadaşlıklar, arkadaşlarla buluşmalar, yemeler, içmeler, keyifler, hayata dair yeni planlar yapmalar, böyle içinizde bir heves var bir takım böyle planlar yapmak adına. Ayrıca kariyerinizle ilgili de farklı fikirleriniz olabilir. Çok güzel kararlar alabilirsiniz. Yani orası biraz keyifli geçecekmiş gibi duruyor efendim.